Evet, herkese iyi akşamlar. Bir toplantıda da birlikteyiz. Şimdi bu akşam size Orta Torosların büyük bir bölümündeki karstik kireçtaşlarını anlatacağız arkadaşımla birlikte. Fakat jeolojik potansiyeline de değinmek istiyoruz. Şimdi Toros kuşağı hepinizin bildiği gibi Batı'da Beydağları'ndan Orta Toroslara, Muzurlara kadar uzanan büyük bir platform tipi karbonat kayaçlardan ana itibariyle oluşuyor. Şimdi biz size Orta Torosların şu kırmızı ile belirttiğim alanını anlatacağız. Aslında ilk başta Orta Torosların bütününü anlatmayı hedeflemiştim. Orta Toroslar bildiğiniz gibi doğudan Ecemiş, batıdan da Kırkkavak Fayı'yla sınırlanan bir yer Toroslar içerisinde. Fakat özellikle Silifke, Mut, Mersin taraflarındaki Kireçtaşların ve Miyosen'in ve Mandalgat tarafındaki çok ilginç yapıların da olması nedeniyle hepsini birlikte anlatırsak çok yoğun olacağı düşüncesiyle yine de büyük bir bölümünü belirledik. Burayı anlatacağız. Belki öteki tarafları başka seminerlerde arkadaşlarımız veya bizler de anlatırız. Bu yeri bir daha bir görelim. Manavgat'ın en kuzey doğusundan Akseki'ye Yarpuz var burada. Yarpuz'dan giden Gelmez Dağları'na, oradan Bozkır'ın kuzeyinden Akören'i falan işin içine alarak biraz daha kuzeyden hatta Hadim, Geyik Dağı, Taşkent'i içine alacak şekilde ve gün doğmuşu Alanya'yı, şu alanı biz size anlatacağız. Şimdi bu alanda birçok kesiminde bugüne kadar çalışmalar yaptım. Özellikle kuzey bölümünde çeşitli çalışmalar yaptım. Fakat Türkiye'de ve yurt dışında birçok yerlerde kireçle sekanslarında çalışmış olmama rağmen ben buradaki kadar arkadaşlar ilginç karstik yapılara rastlamadım. Bilmiyorum, bana mı öyle geldi? Gerçekten çok ilginç. Mesela burası Giden Gelmez Dağı, Akseki'nin kuzeyinde. Yani bunu gördüğüm zaman ben çalışma süreci içerisinde çok etkilenmiştim. Öyleyse dedim, yani bu denli karstik yapıların olduğu bir yer varsa diğer yerlerde de olabilir. Kendi çalışmama ek olarak sürekli olarak bu karstik yapılara dikkat etmeye de gayret ettim. Yerel halk buna taş dağı diyor. Belki bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü bunların her birini birer tuğla gibi düşünüyorlar. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Başka yerlerde de var. Biraz sonra da anlatacağız. Mesut da anlatacak bunları. Yalnız anlatıma geçmeden önce iki noktayı izninizle vurgulamak istiyorum. İsmail Ömer Yılmaz Hoca beni aradığında dedi ki, bu dönemki seminerlere Nizamettin Kazancı hocamıza başlayacağız. Jeosit çatısını anlatacağız. İzleyen seminerinde bununla paralel olmasını düşündük dedi. Öyle kendi aralarında konuşmuşlar. Anlatabilir misiniz dedi. Ben de anlatabilirim dedim. Orta Toroslara ilişkin bilgilerimiz var. Başka yerlerde de var ama şu anda bayağı bir bilgi birikimine sahibiz. Burayı anlatabiliriz dedim. O birincisi. İkinci açıklamak istediğim yer. Evet. İkinci açıklamak istediğim yer ilginç bir gelişme oldu. Haziran ayında şurada gün doğmuş burası. Gün doğmuştaki bazı arkadaşlar beni aradılar. İşte yaptığım çalışmaları görmüşler. Bu alanı koruma altına almak istiyorlar. Çok heyecanlılar yani. Yardım eder misiniz hocam bize dediler. Ben de memnuniyetle kabul ederim dedim. Şu kırmızıyla işaretledim kaba hattın içerisini. Ondan sonra çalışmalara başladık ama bir takım şartlar koştum tabii ki. Birinci şart, dediğim gibi, koordinasyon kurulu. Ve kurduk koordinasyon kurulunu. İşte meslek odalarından kişiler var bu kurul içerisinde. Peyzaj mimarları, mimarlar odası, jeoloji mühendisleri odası başkanı da Antalya Şube Başkanı da bu ekibin içerisinde. Zaten Bayramhali Çeltik'le sürekli olarak temas halindeyiz. Onun haricinde yerel halktan kişiler var. Doğa korumadan görevli bir orman mühendisi var. Efendim söyleyeyim. Bugünkü ikinci konuşmacı olan Mesut Şimşek de bu grubun içerisinde. Gazeteci bir arkadaşımız var. Floralarla uğraşan bir doçent bayan arkadaşımız var Akdeniz Üniversitesi'nde. Ve böylece çeşitleniyor. Daha sonra biz faaliyetle başladık. Bugüne kadar, yani Aralık başına kadar 6 tane söyleşi yaptık.
Hep Peyzaj Mimarları Antalya Şubesi bunu organize etti. İlk sunumu farkındalık üzerine ben anlattım, genel bilgiler. Bu sunuma Nizamettin Hoca'yı davet ettim, geldi sağ olsun. Diğerlerinin hemen hemen hepsine Hülya Ünener Hoca da katıldı. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Hatta beşincisini Nazire Hoca'dan rica ettim. Jeoparklarla ilgili çok güzel bir sunum yaptı, bize aydınlattı. Ve gelişmeler devam etti. Fakat bu gelişmeler devam ederken ben sürekli envanter çalışmaları yaptım. Ama o bölge için envanter çalışmaları yaptım. Birçok veriler topladım. Arazide zaten bunları gözlüyordum. Yani jeolojinin dışındaki verileri de gözlüyordum arazi. Çok zengin bir arazi. Yani o kadar veri var ki jeoloji ve jeomorfoloji dışında hidrojeoloji, endemik flora zenginliği var bu bölgede. Doğa güzellikleri, ekosistem, arkeolojik veriler çok fazla. Kültürel tarihi değerler var. İşte kırsal kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyetler yapabilirler. Sosyokültürel yapı var. Bunların hepsinin dökümünü topladım. Şimdi biz bu akşam orası, yani güney bölgesi, Geyik Dağları'nın güneyi ve kuzeyindeki size sadece karstik yapıları anlatacağız. Ancak ben bunu da biraz dışına çıkarak bazı başka bilgiler de vereceğim size bu vesileyle ve görüşlerinizi rica edeceğim tabii ki. Şimdi Toroslar'da, Toros kuşağında birçok çalışma var hepimizin. Meta ağırlıklı özellikle çalışmalar. Meta'nın desteklediği Fransızların, işte bizim Poisson, Monod vesaire, onların çalışmaları var. Tez çalışmaları var. Fakat ilk kez Özgür kendi yorumlarında katarak bir takım tektonik birlikler oluşturdu. Bu tektonik birliklerin haritası aynı ondan aldım. 76 yılında yaptı. Batıda Bey Dağları, ancak Orta Toroslardan itibaren Doğu Toroslara doğru olağanüstü bir tektonik olayla karşılaşıyoruz. Burası, yani Orta Toroslar, belki de Toros kuşağı içerisinde tektonizmanın en etkin olduğu yerlerden birisi. Alanya burada, Gündoğmuş ve Hadim Bozkır'da biraz daha kuzeyde. Bu tektonik birlikleri ben hepsini size açıklamak istemiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz zaten ama bir iki noktayı da izninizle vurgulamak istiyorum. Bu tektonik birliklerin hemen hemen hepsinde karbonat kayalar yoğun bir şekilde var. Ancak Alanya Birliği denen veya Alanya metamorfitleri yeşil şist fasisinde metamorfizma izleri taşıyor. İşte mermer diyorlar veya şistler vesaire, metamorfik istifler var. Bu özelliğiyle hepsinden ayrı bir durum gösteriyor. Hemen bunun üzerindeki Antalya napları, ikonucunu görebiliyorsunuz tahmin ediyorum. Bir de Bozkır Birliği, yukarıda Bozkır Birliği. Bunlar da diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Çok karmaşık, kaotik bir iç yapıya sahipler ve o fiyolitler içeriyorlar. Ancak bunların içerisinde karbonatlar var. Yaş skalalarını vermek istemiyorum vakit kaybetmemek için. Gerekirse sonra onu da görüşebiliriz. Ama çok karbonatla temsil ediyor. En çok karbonatla temsil edilen de Geyik Dağı. Ancak bunların hepsinin üst bölümlerinde stratigrafik olarak finiş benzeri kayalar var. Bloklu seriler içerebiliyorlar. Kırıntılar da var pek tabii ki. Ama karbonat bu bölümde çok fazla zengin. Yani tektoniği açıklamak için bizim Mustafa Alaran, Şenel Leven'in yaptığı daha önceki çalışmalarda toparlayarak Hadim, Taşkent taraflarındaki tektoniği onların özetlemeye çalıştım. Bilinçli olarak işlerini doldurmadım size ki kafanız karışmasın diye. Burada vurgulamak istediğim nokta, bakın, her bir napın kendi içerisinde bile nap paketleri var. Bu denli yoğun bir tektonik etkinin altında kalan bir bölge. Bu bize dezavantajlar yaratıyor aslında. Arazi çalışıyor. Çünkü örneğin herhangi bir napı alın. Antalya napını alın. Mesela tüm istifi her yerde göremiyorsunuz. Bu çok handikap yaratıyor arazi çalışmalarında. Örneğin bazı yerlerde Trias Jurasik'i görüyorsunuz. Bazı yerlerde Jurasik alt kretesi veya bazı lokasyonlarda alt kretesi Senomaniye'ni görüyorsunuz. Böyle veya kretesinin belirli bölümlerini görüyorsunuz.
çok problemli yaratıyor. Ancak buna rağmen biraz sonra da size göstereceğim. Tüm istifi içeren yerlerde yok değil, var. Onları zaten önereceğim ben. Yani jeosit olarak falan da önereceğim biraz sonra. Bu bölgede işte ana görünüşü böyle. Özellikle sahil kesiminden yukarıya doğru çıktıkça dağ silsileleriyle karşılaşıyoruz. Başta Geyik Dağı olmak üzere ki Geyik Dağı o bölgede sembol bir dağ. Yöre halkı buna Gigi Dağı adını veriyor. Efsanesi falan olan bir dağ. 2875 metre yükseklikte. O hizadaki, o sıradaki bütün dağlar 2000 metrenin üstünde. 2200-2400 batıya doğru giden gelmez dağlar uzanan bir kuşak, yüksek bir kuşağı oluşturuyor. Bunu açtığınız zaman işte artık tam Konya Ovası değil ama plato rejimine ilişkin yükseltileri görüyorsunuz. Yani akaçlama sürekli olarak kabaca güneye doğru. Bunu unutmayalım lütfen. Çünkü özellikle mağaralar için bu çok önemli açıklamasında. Kaotik iç yapısı olan mesela bu Antalya Naptarı. Evet. İşte bloklu Antalya'nın arkada Geyik Dağı'nın birinin kireç taşlarının muhteşem yükseltileri ve görünüşleri. Şimdi burada benim gözlemlerim ne kadar geçerli olur bilmem ama bu kırmızı ile çizdiğim arkadaşlar bir fay falan değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Bütün bu yöreyi dolaştığım için bu kırmızı çizgi özellikle Geyik Dağı'nın kuzeydoğusundan önünde işte Söğütçemen Yaylası vardır. Eğri Göl buralarda. Geyik Dağı'nın kuzeyinden giden gelmez dağlarına hatta bu bugünkü anlatacağımız yere girmiyor ama Anamasa kadar uzanan bir çizgi. Neden bu çizgiyi çizdim? Çünkü buradaki karstik yapılarla bu çizginin kuzeydoğusundaki karstik yapılar birbirlerine çok benzemiyor. Benzer yerler var ama bu yörenin hakikaten bu dağ silsilesini işte biraz önce fotoğraflarını gösterdim. Bu yükseltilerin çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum karstik yapıların gelişmesinde. Burası dikkat ederseniz daha düz Taşkent'e, Hadim'e, Bozkır'a doğru devam ediyor. Şurada Akören vardır bu Apa Barajı. Böyle bir topografyaya sahip böyle bir özellik var. Bunu ben vurgulamak istiyorum. Ancak bu demek değil ki burada biz karstik yapıları gözlemlemiyoruz. Hayır, gözlüyoruz. Ama burası apayrı bir şey. Onun için bir iş bölümü yaptık. İkinci konuşmacı arkadaşım Cüneyt'le birlikte. Cüneyt coğrafyacı bir arkadaş. Kendisiyle doktorasını yapmıştım. Windows taraflarından buradan bulduğu bazı fosil fotoğrafları bana gönderdi ve onları tayin ettim, gönderdim. Dostluğumuz öyle başladı. Doktorasını bitirdi, hala devam ediyor ve jeolojiye korkunç derecede bağımlı, hiçbir zaman dışlamayan bir arkadaş. Çoğunuzu da tanıyor, ismen tanıyor. Bu vesileyle de tanışmış olursunuz burada. O da hem sizler için hem onun için iyi olur. Yani Akseki'den Gündoğmuş'a Geyik Dağları'na doktora tezi kapsamında çok güzel çalışmış, çok güzel incelemiş. Orayı ona bıraktım. Ben bütün bu alanın size mağaralarını ve kanyonlarını anlatacağım. Ancak bu çizginin kuzeydoğusunda karşısındaki karstik yapılardan da bahsedeceğim. Bazı stratigrafik ve fosil lokasyonlara vurgu yapacağım jeosit amacıyla ve bunların jeolojik anlamda yorumlarını getireceğim ve görüşlerimize sunacağım. Şimdi kuzey alanda Geyik Dağı'ndan başlarsak burada tek bir hata almış bilemiyorum. Bu düz çizgi olacak böyle aslında. Geçen yıl burada bol fosilli, rudisli, mercanlı, gastropotlu düzeyler saptadık. Üzerine de pelajik kuşça formasyonu geliyor. Şimdi eski çalışmalarda tamamen bu istifin hepsine Santonian Campanian denmiş. Bu tabii yeni bir bulgu oldu. Bunları anlattım ben birkaç yerde, uluslararası toplantılarda veya Türkiye'de. Cretaceous Research'te bunu yayınladı. Şimdi bu fosil yatağı jeosit açısından önemli.
Stratigrafik olarak da önemli. İşte burada çalışmalarımız, bütün döküntüler şu anda, rubüsleri içeren yerler, dağa tırmanırken ve çok güzel, erken orta senomonyen yaşını veren bir fauna ile karşı karşıyayız. Oldukça zengin bir fauna. Dediğim gibi bunların yanında mercanlar da var, gastropodlar da var, Kemal Taslı Hoca tayin etti, foraminiferler de var. Yani bu bölgeleri bizim korumamız lazım inancındayım. Onun için sunuyorum. İşte Geyik Dağı, biraz sonra buraları, buradaki koridorları Mesut size ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Yani bu fosil içeriği yanında şuralar işte. 2720 metreler zirve şurası. Ağustos ayı olmasına rağmen hala karlar var orada. Jeomorfolojik açıdan da, yani sadece paleontolojik veya stratigrafik açıdan değil, jeomorfolojik açıdan da çok ilginç yapılar sunuyor. Ben onlara şu anda girmeyeceğim çünkü Mesut'la öyle anlaştık. Şimdi Geyik Dağı'ndan biraz daha kuzeydoğuya doğru çalışmaya başlayalım. Geyik Dağı işte burası, biraz önce buradaydı. Önündeki büyük silsile Çekiç Dağı'dır. Bunun adı Çekiç Dağı. Taşkent burada, Hadim biraz daha şu tarafa, kuzey batıda. Burası aslında Meytan'ın çalışmaları var. Necdet Bey'in de 97'de çalışmaları var. Çok önemli bir lokalite olduğuna inandığım için burayı, araziden de fotoğraflar göstereceğim biraz sonra size. Neden önemli? Bir kere stratigrafik açıdan Permiyen var. Aslında bunun altında karbonifer var şurada. Hatta karbonifer Permiyen'in uyumsuz olduğu söyleniyor. İsmail Ömer Yılmaz Hoca da çalıştı. Demir hocaların çok çalışmaları var buralarda, şu kesimlerde. Permiyen'i bayağı iyi biliyoruz şu anda. İyi incelenmiş. Fakat şu ikonun ucuyla gösterdiğim yerden itibaren Trias başlıyor. Trias karbonatları. Bol alkli bunlar. Bol mercanlı, bivalvli, oitli, zengin bir fauna sunuyor. Bunları belki içinizde tanıyanlar vardır. İsmail Ömer Yılmaz Hoca tanıyor. Romenlerin bir Jan Bukur diye alpler üzerine çalışan bir dünyaca tanınmış bir kişisi var. Onu tanıyorum, ona gönderdim. Tabii çok ilginç buldu, çalışmamız lazım falan dedi. Bu Trias kabut, bu yaşları da Necdet Özgül'den alarak kabaca veriyorum size ki anlayabilmeniz için. Trias karbonatlarla devam ediyor. Fakat kalın bir jurasiye burada sahibiz. Oldukça kalın bir jurasiye. Katmanlanmalar falan çok belirgin. Ben burada yürüdüm. Yani bu Google Earth bazen aldatıyor insanları. Fakat Jurassic arkadaşlar burada daha çok dolomitlerden oluşuyor ve karbonatlarla, keş taşlarıyla ardalanma gösteriyor. Ama oldukça kalın bir Jurassic. Daha sonra alt kretesiye geçiyor. Şu siyah olan yerler şurası Dokanalı. Alt kretesiye geçiyor. Alt kreteseden sonra üzerine şu Dokana itibariyle de bol rudisli, mercanlı, değişik bir fasiyesi geliyor. Üst katesi. Daha sonra filiş geliyor. Şuralarda da böyle polye benzeri yapılar var. Karstik açıdan Permiyen'de bazı lapyaları gördüğümü söyleyebilirim. Ancak Trias ve Jurassic'te daha çok obruklar var. Fakat Jurassic'te dolomitlerin baskın olması nedeniyle bu obruklar o kadar yaygın değil. Ancak kireç taşlarının korunduğu kesimlerde, yani dolomit olmayan kesimlerde yansıyor. Alt kretese çok kırıklı, parçalı, belki dolin olabilecek yerler var ama pek güvenilir değil. Üst kretese de aynı özellikleri gösteriyor. Yani işin özü yine bir karstik bir kireç taşı sekansıyla karşı karşıyayız. Niye gösterdim bunu? Bu toros, orta toroslarda çalışanlar için belki de görmeyi her zaman hayal ettikleri ender bir tüm kesiti içeren bir yer arkadaşlar. O zamanın koşullarına göre Necdet Bey yine noktalama örnekleriyle bu yaşları vermiş ve başarılı bir çalışma muhakkak ki. Fakat buranın sedimantolojisinin ayrıntılı çalışılması lazım. Neden? Çünkü orta toroslar kapsamında biz bu Mesozoik platformunun evrimine burada yaklaşabiliriz. Çünkü konuşmanın başında dediğim gibi bazı yerlerde Trias'ı, Jurassic'i görüyorsunuz. Bazı yerlerde Jurassic alt kretesi, bazı yerlerde alt kretesi veya Senomonyen'i görüyorsunuz veya Santon'u bölüm bölüm görüyor. Ama burada tüm kesit mükemmel bir şekilde incelenebilir.
ve tekrar ayrıntılarla platform evrimlerini yaparak da modellerini kurarak da Orta Toroslara burasının kazandırılması lazım. Bence uluslararası bir kongre falan herhangi bir şey düşünülüyorsa kişileri buraya getirme. Biraz zahmetli ama bir günü geçer burayı tanıtmakta yarar var. Şimdi burayla ilgili fazla uzatmadan yani hem karstik yapıları hem stratigrafik ilişkileri hem fosil içerikleri içerisinden bir bütün teşkil ediyor. İşte fuzulinler. İnanır mısınız ben şimdiye kadar bu kadar büyük bunlar verbekina olması lazım. Bu kadar büyük fuzulinler görmedim. 10 kuruş veya 25 kuruş büyüklüğünde bu arazi fotoğrafı. İnce kesit fotoğrafı değil abi. Bunlardan onlarca fotoğraf var. Ben bir tanesini seçtim size. Hem fosiyesi hem fuzulinleri göstermesin. İşte Trias. Yamukur'un şeyine göre, saptamasına göre işte bol alplı olan bu yerlerin orta geç Trias olma ihtimali kuvvetle muhtemel. İşte alpler, mercanlar, bivalviyalar, kırıntılı yapılar. Dediğim gibi çok fotoğraf var ama ben mouse seçtim. Ölçek olarak 10 kuruşu seçebilirsiniz. İşte üst Jurasik'e geçtiğiniz zaman dolomitik kireç taşları, yine kireç taşları alt kretesede. Makrofosil çok az burada ama aransa bulunabilir. Özellikle Jurasik'te bulunabilir. Çünkü bunların eşdeğeri aynı formasyonların diğer yerlerinde Necdet Özgül ammonitlerden falan bahsediyor. Bulunabilir belki alt kretesinde. Burada tabii ayrıntılı bir çalışma yapılırsa belki de alt kretesinin Senamonia'ya geçtiği düzeyleri bile yakalayabilir. Çünkü onları Kemal Taslılar Geyik Dağı ve çevresinde yakın bir zamanda saptadırlar. Önemli bir şey. Dolgu. İşte karstik yapıları biraz daha yakından obrukları tahmin ediyorum görebiliyorsunuz ama her yerde tabii bu gözlenmiyor. Böyle bir karstik yapıya sahip. En üstteki birim ise bol mercanlı dediğim rudisli, alkli, biyolitit fosiyesinde büyük bir olasılıkla bunlar tam ayrıntılı çalışamadım çünkü bunların devamları var. Bu sene çalışmaya hedefliyordum fakat pandemi nedeniyle gidemedik arkadaşlarla. Bunlar büyük bir olasılıkla arkadaşlar bariyer rifler. Çünkü haritalanabilir ölçekte platformun kenarında gelişmiş bol mercanı o kadar ki alpler ve mercanlar rudisleri adeta sarmalamışlar. Bakın rudisin eğer bilenler varsa sifonlarını, yapılarını çok rahat görebiliyoruz. Yaşlarını bile tahmin edebiliyoruz. Ama ayrıntılı çalışmak lazım. Bunlar da rudisler. Bakın görüyor musunuz şuradaki girintileri, ligamenti vesaire. Bunun önünde de for reef olabilecek karakterde bunların döküntüleri var. Onları arazide çok net görüyorum. Yani bütünüyle baktığınız zaman istife gerçekten buranın sedimentolojisi genç arkadaşlar el atsınlar, hakikaten çalışsınlar. Burayı biz ayrıntılı bir şekilde hem stratigrafisini hem biyostratigrafisini platformun evrimine yönelik olarak ortaya koyabiliriz diye ümit ediyorum. Umarım gerçekleşir. Şimdi biraz daha kuzeye gidelim. Aslında Taşkent ile Hadim arasında birçok yerde çalıştım. Hadim bu Saydere'de vesaire buralarda çok iyi biliyorum ama buradan bahsetmek istiyorum. Şimdi Hadim'e geldiğimiz zaman karstik yapıların kuzeye doğru yani Bozkır'a doğru, Bozkır biraz daha kuzeyde biraz daha arttığını görüyoruz. Bakın şu kireç taşı beyaz gibi gözüküyor ya bu tek başına bir kireç taşı değil. Aslında şu Geyik Dağı Birliği'ne ait olan haritalanabilir ölçekte bir kireç taşı. Burada çok ilginç, bölgesel tektoniğe belki ışık tutabilecek obruklar var. Bu obruklar arkadaşlar doğu-batı uzanımı gösteriyorlar. Bakın burası ormanlık alan olduğu için buralarda sanki gözükmüyor gibi ama gözünüze alıştırabilirseniz biraz sonra da göstereceğim zaten. Aynı obrukları buralarda da görmeniz çok olan. Şimdi bu kütle içerisinde Bolat Yaylası ilginç bir kesit içeriyor. Oraya gideceğiz şimdi. İşte Bolat Yaylası. Tahmin ediyorum artık sizler de bu ormanlık alanla kaplı olmasına rağmen obrukları görebiliyorsunuz. İşte biraz önceki yerler. Bolat Yaylası, Bolat Dağı kuzeyde o köyün yaylası çok güzel bir yer. Tam çalıştığımız yer burası. Biraz zahmetli ama bize çok ilginç veriler sunuyor. Hem bu alan karstik yapı açısından hem de stratigrafik açıdan çok güzel veriler sunuyor.
Sol üstteki fotoğrafa bakarsanız Jura kireç taşları çok koyu gri renkli, bol kırıklı, çok fazla karstik yapı göstermiyor gibi ama ormanlık alan belki bize engelliyor olabilir. Bazı yerlerinde var. Tam şu noktada oka gösterdiğim yerde Jurasik üzerine geç mahsiklerini yakaladık. İlk seviyeleri, taban seviyeleri çakıl taşıyla başlıyor. Taban çakıl taşının özelliğinde. Daha sonra Rudüs'le kireç taşlarına dereceleniyor. Ama Rudüs'ler bildiğiniz gibi büyük Rudüs'ler değil. Ölçeği şurada görürseniz böyle ufak kesitleri olan Rudüs'ler var. Fauna, Rudüs faunası tamamen geç mahsiklerini. Aynı faunayı Kemal Taslı'yla birlikte olduğumuz o projede Akseki Kuyucak Maden taraflarında da saptadık. Eşleştirme açısından da önemli. Bunların üzerine artık Rudüs içermeyen, yani Rudüsler artık yok oluyor. Bir Paleosen geliyor ve bol nümülükli Eosen geliyor. Şimdi şuradan şu E harfinin üstünden aşağıya bakıyoruz. Ani bir çöküntüyle benim bulunduğum yer şurası. Bol nümülükli Eosen döküntüleri. İşte gördüğünüz obrukların bir kanadı bu. Büyük haritada gördüğünüz. Şimdi burası neden önemli? Kretese Paleojen geçişi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli ama çok az yerlerde gözüküyor. Bizim burayı çok ayrıntılı incelememiz gerekir. Özellikle Kretese Paleosen geçişinin olduğu yerlerde jeokimyasal analizler yapmamız lazım. Ayrıntılı veriler toplamamız lazım paleontolojik açıdan. İnanın Türkiye'de çoğunuz biliyorsunuzdur muhakkak ki. Bu Kretese Paleosen geçişini belirten yerler çok kısıtlı, çok az yerlerde var. Burası da korunması gereken yerlerden birisi olması lazım. İşte bu sene pandemi olmasaydı ekip olarak buraya gidip çalışacaktık fakat maalesef benim içimde kaldı yani. Biraz zahmetli ama çok açık bir arazi yine de ormanlık olmasına rağmen çok elverişli veriler sağlıyor. Çok potansiyel bir alan korunması açısından. Akören tarafları daha kuzeyde. Bu sefer Santonian Campanian Rudüs'lü kireç taşları üstünde periciklere geçiyor. İçerisinde işte lapyalar var. Pek fazla dolun yok ama lapyalar zengin. Fakat bir bölge Bozkır. İşte önemli yerlerden birisi burası. İyice artık kuzeye çıktık çalışma alanının. Bozkır'da yine Geyik Dağı Birliği'ne ait kireç taşları var. Bozkır Birliği'ne ait formasyonlar var. Buradaki kireç taşları obruklar içermesine rağmen asılı vadi tabanlarının gözlenmesi çok ilginç bize jeomorfolojik yapılar sunuyor. Bu bölgede biraz sonra da söyleyeceğim. Ali Koç Yiğit Hoca ile birlikte Uğur Beyler çalışmışlar. Çok da güzel bir makale üretmişler. Biraz sonra onu size takdim edeceğim. Ve burada arkadaşlar oklarla işaretlediğim yerlerde bakın nokta halinde doliner var. Bu kireç taşları için. Şimdi bunlara biraz yakından bakalım. Ama buralarda sürekli olarak çevrelerinde obruklar ve obrukların kenarlarında da lapyalar var. İşte yaklaşık 350 metre çapında dolin çukurları. Bir tane burada. Hemen Apa Barajı'nın kenarındaki bu kesim. Bunun gibi daha 2-3 tane daha var. Ve burada işte bir tanesini daha işaretledim Google Earth'ten. Sanırım obrukları çok net olarak görebiliyorsunuz. Burada yine jeomorfologların ovala dedikleri tarıma erişli küçük polyeleri de görmek mümkün. Küçük polyeler var. Diğer başka yerlerde de var ama burasının özellikle Mesut Hoca bana çok tipik bir oval olduğunu söyledi. Onun konusu olduğu için bana bu da yardımcı oldu sağ olsun. Burası böyle bir karstik yapıya sahip. Burada da istifler bölük pörçük olmasına rağmen katmanlanmaları tahmin ediyorum görebiliyorsunuz. Uygun kesitler var. Yine Jurasik üzerine üst katese geliyor burada da. Fakat diğer yerler kadar pek ilginç olmadığı için önermiyorum. Ama karstik yapılar açısından çok güzel veriler sunuyor. Şimdi buraya kadar anlattığım kesim
stratigrafik ve paleontolojik içerikli, fosil içerikli potansiyel alanlar, Geyik Dağı'nın kuzey alanları, yani Taşkent, Hadim, Buca kadar olan yerler buralar. Bunlar tabii nasıl değerlendirilir ileride bizler tarafından bilemiyorum ama gerçekten potansiyel alanlar. Şimdi o kuzey alanın mağaralarına bakalım. Kuzey alanda mağaralar çok yaygın değil. En önemli mağaraları işte Hadim'in kuzeyinde güney sınır ilçesi var. Güvercinlik mağarası. İlginç bir mağara. 100 metrelik bir girişten sonra 350 metrekarelik olduğu söylenen bir salon kısmına sahip. Yani bu kadar açıklık bir alan nadir mağarada olduğunu belirtiyorlar. Sarkıt dikitler var vesaire. Hadim'in doğusunda bir mağara var. Sarkıt dikitli vesaire. İçerisinde yer yer ufak gözükler var. Ama Hadim'in güneyinde, Taşkent civarında ufak ufak birçok mağara var. Fakat bunlar daha adlanmamış. Şeye girmemiş yani kişiler tarafından bilinmiyor pek. Sadece Konya'daki bazı mağaracılar, amatör mağaracılar geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bazı da üniversitelerden gelenler oluyor. Bunların içerisinde böyle yumrulu veya bu şekilde sarkıtlar veya dikitleri görmek mümkün. Ancak bir tane mağara çok dramatik bir veri sunuyor bize. Biraz sonra onu anlatacağım. Kanyonlarda anlatırken vereceğim. Hadim'in doğusundaki Yerköprü mağarası. Bu mağara diğerlerinden çok ayrıcalıklı bir mağara arkadaşlar. Tamamen travertenlerin içerisinde açılmış bir mağara. Yani birinci kategorideki mağaralardan sayılabilir. Travertenleri sanıyorum diyorum. Yani kireç taşı değil. Bazı çalışmalarda bunların işte kireç taşları içerisinde olduğunu okudum. O yanlış. Doğrusu bunlar travertenlerdir. Lütfü Nazik de mağaracı Meyta'dan arkadaşımız daha sonra üniversiteye geçen. O da burayla ilgili çok güzel çalışmalar yapmış. Onu da hakkını teslim edelim. Ve yukarıdan bir akarsu, karasu var. Onun suları boşalıyor. Buna özel olarak biraz sonra gelmek istiyorum. Şimdi güneye gelelim. Güneydeki mağaralar acaba nasıl? Yani şu ana kadar Geyik Dağı'nın kuzey doğusunu ve kuzeye doğru olan kesimlerden bahsettik. Şimdi burada mağaralar nasıl? Burada bilinen iki tane mağara var şu anda. Aktif olarak çalışan bir tanesi Altınbilecik Mağarası ki milli park olarak ilan edilmiş. Bir tanesi de Alanya'nın doğusundaki Dim Mağarası. Paleontolog arkadaşlar hatırlarlar. Geçen sene PÇG'yi Alanya'da yaparken sağ olsun Fuat Şoroğlu beni buldu. Ben bilmiyordum onun orada olduğunu. O bizi buldu, öğrenmiş ve gittik ziyaret ettik. Programımızı ona göre ayarladık ve hakikaten muhteşem bir mağara. Hepsinin emeğine sağlık. Altınbeşik Mağarası diyor. Şimdi buradaki mağaraların listesiyle ilişkili başvuracağımız tek şey rahmetli Nuri Güldoğlu'nun ve Lütfü Nazik'in 1988 yılında Meyta'da o zaman mağaracılar grupları vardı. O çerçevede Türkiye Mağara Kadastrosu çerçevesinde hiçbir alan kolay değil tabii onların yaptığı. Onlara bazı buralarda işte Akseki taraflarında gündü olmuş veya alan bazı mağaralardan bahsediyorlar. Ama gerek benim arazi gözlemlerim, gerekse birçok yayına, birçok kişiyle yaptığım temas sonucunda burası arkadaşlar bir mağara popülasyonu. Yani popülasyon sözcüğü belki fosiller için kullanılabilir ama dayanamadım kullandım. Affınızı rica ediyorum. Hakikaten adımınızı attığınız her yerde karşınıza bir mağara çıkıyor. Bir mağara değil. Ancak bilinenler bu. Bir de Alanya'da şurada ufak bir mağara daha var. Pek itibarlı değil. Yani şu ikisinin haricinde. Şimdi onları bir görelim. İlk önce Akseki taraflarının doğusuna. Akseki burada. Çok azını işledim. Çünkü isimlerini de yazdığım için karma çalma olacak, karışıklık olacak diye. Özellikle Çimiköy var şurada ve Çimiköy'ün yaylası var. Burası Çimiköy'ün yaylası. Yoğun mağara sistemleriyle karşı karşıyayız. Keza Akseki'nin Yarpuz'a doğru olan kesimlerinde, Akseki'nin doğusunda, tabii batısında da var ama İbrat taraflarında çok var. Yani Menteşe taraflarında. Fakat biz bu tarafı ele aldığımız için onlardan bahsetmiyorum. Bir yanlış anlaşılmasın lütfen. Birçok mağarayla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi, mağara değil ama çok ilginç,
biraz önce gösterdiklerim dolinlere de benzer. İkonun ucunda şurada. Google'dan bile çok net gözükebiliyor. Kaya Ağıl Çukuru diyorlar. Aslında bir dolin çukuru bu. Şimdi oraya gidelim. İşte Google Earth'ten görünüşü. Bu çukur arkadaşlar ovalimsi bir çukur. Yaklaşık 500 metre uzun ekseni, 360-370 metrede kısa eksen olan, 100 metreye yakın görünen derinliği olan, belki zaman içerisinde doğru daha derin olabilir. Böyle bir doğa harikası burada şu anda masum bir şekilde duruyor. Bilinmesine rağmen pek değerlendirilmemiş. Sadece burada Akseki Mağaracılar grubu, Fransız Mağaracılar ekibi, bazı üniversitelerden ekipler gerek Kaya Ağıl Çukuru, biraz önce de gösterdiğim mağaralarda inceleme yapmışlar. Bunları da Akseki'nin bir dergisinde kısıtlı bir şekilde göstermişler. Ona da elde ettim orada. Orada var. Yani çok fazla bir bilgiye sahip değiliz ama bu değer orada. İşte fotoğraf. İşte çukurun bir kısmının görünüşü. Arkada Uludağlar. Evet. İşte belki cennet cehennemle karşılaştırılabilir mi? Bilemiyorum ama onun kadar derin değil ama böyle bir değere sahibiz şu anda ve ne yazık ki bunu değerlendiremiyoruz. Ve yine içerisinde bu ağaçlar var. Ben bunları gördüm. Oradaki köylülerle yaptığım görüşmede zaman zaman bunun içerisinde hayvanlar da oluyor. Şu başta domuzlar olmak için hayvanlar da buraya iniyormuş. Nereden iniyorlar bilemiyorum. Belki aşağıda mağaralar var. Oradan dışarı çıkıyorlar. Onları bilemiyorum. Ancak böyle bir değer şu anda bomboş duruyor. Umarım ileride yerel yönetimler burayı çöplük olarak kullanmazlar. Çünkü o gibi şeyler başımıza geliyor biliyorsunuz değil mi? Şimdi gelelim gün doğmuş ve Alanya tarafı. Yani her taraf mağara. Hangi birinden bahsedeceğiz bilemiyorum. Ben şöyle toparlamaya gayret ettim size. Ben bir yer bilimciyim. Mağaracı değilim. Mağara bilimci değilim. Ama gözlemlerime ve yaptığım çalışmalara göre ben bunları 3 kategoriye mağaracıların affına sığınarak sınıflamak istiyorum. Birinci kategoride olanlar yatay olan veya belirli bir eğimi olan ancak yüzlerce metre bazen 130-200-250 metre uzunluk gösteren, süreklilik gösteren mağaralar. Bunların bazılarının yatay uzunluğu kısa da olabiliyor. Yani 30 metre, 40 metre, 50 metre civarında oluyor. Ama genelde uzunlar. Bunlara tek örnek, en önemli örnek pardon, Din Mağarası'dır. Şimdi burada hakikaten muhteşem sarkıtlar, dikitler var. Çeşitli çaplarda traverten var. Gözcükler var. Gerçekten müthiş bir mağarayla karşı karşıyayız. Bunlara biraz sonra öneriler kısmında döneceğim. Yalnız geçmiyor. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şimdi bu tip mağaralara Akseki civarında da mesela Tuzaklı Mağarası var. Bu resmi bilinçli olarak gördüm. Bakın dışarıdaki kişiyi ölçek kabul edin. İlk önce mağara ağzı dar gibi gözüküyor ama içine girdiğinizde 100 metreden fazla muhteşem sarkıt dikitlerin olduğu, travertenlerin olduğu bir mağara ile karşı karşıyayız. Yine Gündoğmuş'ta, Gündoğmuş'a yakın bir kesimde Gedefi İnim Mağarası ve Kilisesi var. Aslında bu mağara diğerlerine pek benzemiyor ama Hristiyanlar buraları mabet olarak kullanmışlar. Giriş ağzı burası. Yine Akseki'de Düden Mağarası, Koca Düden Mağarası böyle yatay uzunluk gösterebiliyor. Bunlara Gündoğmuş'taki Meryemini Mağarası'nı da ekleyebiliriz. Bu ilginç bir mağara. Onun için bunu özellikle verdim. Buradaki sarkıt dikitler kesinlikle kalın değil. Daha çok sarkıtlardan oluşuyor ve böyle sivri sarkıtlar oluşturuyorlar. Bunların muhakkak açıklamasının yapılması lazım. Şimdi ikinci tip mağara, ben kompleks mağaralar dedim. Buna itiraz edilebilir ama öyle uygun gördüm. Nedeni şu, burada katlı mağaralar sistemi var veya birçok mağara ağzı sistemi var. En güzel örnek Altınbişik Mağarası. Hakikaten altta bir mağara kısmı var, yatay uzunluğu var. Bahar aylarında karların erimesiyle burası doluyor aslında. Tam kuru olmuyor ancak yazın kuru olabilir. Fakat bunun üstünde ikinci ve üçüncü katlarda muhteşem sarkıt dikitleri içeren mağaralar. Yine bunlara bir tane örnek Gündoğmuş'un hemen yakın kuzeyindeki Çeyiz Deliği Mağarası. İsmini de çok güzel bulmuşlar.
hakikaten çeyiz deliği gibi bir mağara ağızları var. Ana girişi buradan. Fakat aktif değil. Gerekçesini bilmiyorum. Onu öğrenemedim. Ancak içerisinde sarkıt likitler olduğunu bana söylediler. Benzeri bir, aynı hemen hemen, tıpatıp benzerini ben İspanya'da görmüştüm. O kadar güzel değerlendirmişler ki arkadaşlar. İspanya'nın Kuzey Bask bölgesinde. Ses ışık gösterileri yapıyorlar. Yani mağara deyip geçmeyin, korkunç bir ekonomik girdisi olan hale dönüştürmüşler. Ama biz maalesef bunları böyle altı bir şekilde tutuyoruz, değerlendirmemiz lazım. İşte Manavgat Ahmetler Mağarası. İşte bu mağaranın üstünde biraz durmamız lazım. Dikkat ederseniz kireç taşlarının içerisinde bunun hangi birimlere ait olduklarını biraz sonra söyleyeceğim. Bakın mağara ağızları var. Esas mağara giriş ağzı. İçerisinde çok güzel sarkıt dikitleri var, travertenleri var. Neden durmak istiyorum üstünde biliyor musunuz? 2000 yılında MTA'dan Lütfi Nazik Başkanlığı'nda bir ekip, ki bu ekipte sadece jeologlar yok, elektrik mühendisleri, mimarlar var, tam bir ekip kurmuşlar. Büyük bir emekle bu mağaranın haritasını ve kesitlerini çıkartmışlar ki kolay iş değildir. Bayağı zahmet çekmişler. Hem yatay hem düşey kesitlerini vermişler. Ve bu raporlarında Nazik ve diğerleri tüm fizibilite işlemlerini yapmışlar. Yani elektrifikasyon nasıl olacak? İşte mağaranın içerisindeki yollar nereden geçecek? Işık düzenleri nerede olacak? Hepsini yapmışlar. Muhteşem de bir rapor hazırlamışlar. Fakat bugüne kadar 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamış. Yani yazıktır, günahtır. O nedenle Nazik ve diğerlerinin hakkını burada teslim etmek istiyorum. Üçüncü tip mağaralar arkadaşlar, daha çok Çiniköy ve Gündoğmuş'un kuzeyinde, bir miktarda Alanya'da gözüken böyle düşey mağaralar. Bunlar tabii tehlikeli mağaralar. Ancak sportif amaçlı olarak kullanılabilir. Bugün de olmuşun yakınında Pamukkale'den bir hocamızın yaptığı çalışmadan aldım. Bunları da gördüm ayrıca. Şimdi bu düşey mağaralar çok uzun olabiliyor. Fakat bazıları kısa olabiliyor. Kısa olanlarından kimler yararlanıyor biliyor musunuz? Oradaki yörükler. Peynirlerini alıyorlar, burada saklıyorlar. 2 ay, ondan sonra da satıyorlar. Benzeri bir şeyi Muzurlar'da çalışırken ben de görmüştüm. Yıllarca önce ama. Belki milattan önce bilemiyorum. Bunları görmüştüm. Burada bir dolin çöküntüsü var. Bunlardan da çok var. Yani kabaca bu mağara sistemlerini 3 gruba ayırabiliriz. Veya düzeltmeler yapılarak başka bir şekil verilebilir. Ama bu şunu gösteriyor ki mağara çeşitliliği açısından Güney Kesim çok zengin bir mağara kompozisyonuna sahip. Şimdi bunların listelerini hepsini çıkarttım. Akseki tarafı, Gündoğmuş tarafı, Alanya tarafı 40'a kadar sayı buldum. Daha da artabiliyor çünkü sağ olsun oradaki yerel halk sosyal medya aracılığıyla bana da yardımcı oluyor. Gündoğmuş'taki bir arkadaşımız var, diğer arkadaşlar da, hepsine teşekkür ediyorum. Daha da artabilir. Yani başta 8-10 tane toplam mağara var derken bakın sayısı 40'a ulaştı. Şimdi peki bunların jeolojik anlamı ne? İşte esas birazcık da değil mi? Madem ki jeolog olduğumuza göre bunları konuşmamız lazım. İlginçtir. Bu mağaraların, işte güneydeki mağaraların yıldız işaretiyle işaretledim çok olduğunu vurgulamak için. Burada da tabii 3 tane değil ama daha fazla, ama birkaç tanesini birleştirip böyle göstermek zorunda kaldım. Ama her halükarda buralar hakikaten çok yoğun bir mağara popülasyonuna sahibiz. 2 tektonik birlikte toplanıyorlar. Geyik Dağı biline ait karbonatlar, işte şu kesimler veya Alanya metamorfiklerinde. Sadece ve sadece Hadim'in doğusundaki biraz önce gösterdiğim Yerköprü şelalesi, işte travertenler başlamış. Ama geri bu bölgedeki 2 tektonik birlikte. Şimdi Geyik Dağı birliğinde olmasını şahsen veya mantıken kabul edebiliriz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Geyik Dağı birliğinin karbonatları bol fosille, özellikle makro fosiller çok fazla. Kalsiyum karbon oranının çok yüksek olduğunu zaten düşünebiliyoruz. Gerçi herhangi bir jeokimyasal deney falan yapılmadı ama Alanya Birliği yeşil şist fasesinde metamorfizma geçirmiş kayalardan oluşuyor. Yani metamorfizma kalsiyum karbonatın dengesini muhakkak ki bozacaktır. Ancak buna rağmen burada da var. Bunu biz açıklamak zorundayız. Şimdi esas mesele mağaralarda
kalsiyum karbonatın erimesidir. Kalsiyum karbonatın erimesini sağlayan nedenler olması lazım. İşte bu nedenler başında şu konuşmanın başından beri vurgulamaya gayret ettiğim Geyik Dağı ve silsilesinin anormal yükseltiler oluşturması. Kasım ayından itibaren, bazen Kasım'ın başından, Kasım ortasından itibaren bütün kış ve ilkbaharın ilk aylarında bile yoğun kar yağışı altında olması ve havaların ısınmasıyla birlikte ve yağmurların da etkisiyle bu karların akaçlama da çok müsait zaten bu tarafa doğru. Anormal bir şekilde kırıklardan, çatlaklardan hücum etmesi nedeniyle buradaki karstik yapıların oluşmasına neden olmuştur. En önemli nedeni bu. Geyik Dağları'nın bu özelliği. Alanya Birlik metamorfiklerinde de buna neden olmuştur. Ancak başka bir özelliği şimdi söyleyeceğim. Ancak Geyik Dağı yanlış anlaşılmasın. Kuzeye, kuzeydoğuya da suyunu veriyor. Bütün göksunun birçok göller var burada bahsettiğim. Hepsinin sularını sağlıyor. Derelerin sularını sağlıyor. Hatta Ermenek çayının bile sularını sağlayan bir şey. Ama büyük bir olasılıkla deposundaki suyun büyük bir bölümünü o kesimlere aktarıyor. Bu Geyik Dağı Birliği'ndeki keş taşları için uygun bir yaklaşım. Ama metamorfikler için ne olabilir? Orada da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Burası Alanya Birliği'ne ait metamorfik kayalar. Bunlar ise Antalya Birliği'ne ait ofiyolitler de içeren, bol kırıntılardan içeren, bu dokonak tektonik bir dokonak. Her iki birim arasında, birlik arasında. Antalya Birliği bunların üzerine çıkıyor. Platformun üzerine çıkıyor. Sürekli olarak. Platformu kırıyor. Parçalıyor. Belki bazı yerlerinde buldozluyor. Çünkü devre kıvrımlar falan da gösterebiliyor. Burada da görebildiğiniz gibi gayet güzel karstik yapıların ve Alanya metamorfiklerinin kırıklı bir yapısına sahip olmasına neden oluyor. İşte Geyik Dağı'ndan da gelen sularla artık bu kırıklara işliyor ve Alanya metamorfiklerinde benim görüşüme göre yoğun mağaraya oluşumuna sebep oluyor. İşte burası kuzeyden gelen veya Geyik Dağları'ndan bu silsileden gelen sular bütün bu bölgedeki yerleri etkiliyor. Kalsiyum karbonatı eritiyor. Tabii ki vurgulamakta yarar var ama bahsettim diye düşünüyorum. Yani iklim ve yağış bu mağaraların oluşumunda en önemli faktörlerden birisi olarak göze çarpıyor. Şimdi bazı öneriler getirmek istiyorum mağaralarla ilgili. Aslında daha söylenecek çok şey var ama fazla uzatmak istemediğim için. Şimdi bir kere kireç taşlarında ki bu mağaralarda acaba diyejenetik işlevler nasıl çalıştı? Disolüsyon nasıl gelişti? Yani erime. Bunlarla ilgili bilgilere pek sahip değiliz aslında. Sadece ve sadece bugüne kadar yapılan tüm yayınlarda söylenen şu. İşte kalsiyum karbonat sularla eriyor, mağara oluşuyor. Ama bunun oluşabilmesi için bu kireç taşının bir diyejeniz geçmesi lazım. Şimdi diyejeniz ve disolüsyonda kaldık. Erimelerinde kalken toplar tarafından incelenmesi lazım. Ortaya konması lazım. Makroskopik gözlemlere göre ve bazı işte ince kesitlere veya diğer verilere göre bir takım şeyler söylüyoruz ama bunun başka türlü mağaralar açısından üzerine eğilmesi lazım. Diğer bir konu sarkıt ve dikitler. Şimdi Avrupa'daki son yıllardaki çalışmalara bakıyorum. Sarkıt ve dikitlere çok önem veriyorlar. Jeokimyasını inceliyorlar. Oksijen, karbon, izotop verilerini elde ediyorlar. Yaşlarını belirliyorlar. Klimatik ve mağaranın ekolojik özelliklerini, belki de ufak göller içerisinde biyolojik, mikrobiyolojik özelliklerini ortaya koyuyorlar. Bununla ilgili Türkiye'de çalışma hemen hemen yok denecek kadar az. Sadece Okan Tüysüzler'in Zonguldak Sofular Mağarası'nda yabancılarla birlikte yakın bir zamanda yaptıkları gerçekten güzel bir çalışma var. Sarkıtlardan elde aldıkları örneklere göre yaşlandırma yapıyorlar ve 10 bin yaşını veriyorlar. Başka verileri de söylüyorlar. Ancak geçen gün mutlu olduğum bir haberi İsmail Ömer Yılmaz Hoca'dan anladım. Şu anda aramızda olan Ezgi arkadaşımız da bu kapsamda bir takım çalışmalara adım atmış galiba. Onu da biraz sonra belki dinleyebileceğiz bittikten sonra. Yani mağara deyip geçmeyelim.
Ben biraz akçeli işlerle uğraşan bir insan değilimdir ama mağaraların sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde de ciddi ekonomik girdiler sağlayan bir meta olduğunu söyleyebilirim. En azından yani ondan öte, yani ekonomiden öte bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Mesleki açıdan sahip çıkmamız lazım. Evet. Değişmiyor. Takıldı kaldı. Cüneyt. Hocam şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Siz bir tekrar deneyin hocam. Paylaşım hala sizde. Sizdeki bilgisayarla ilgili şu anda geçiş yapmaması. Evet, geçti şu anda. Size geldi. Hadim Şu anda. Sayınboğazı Kanyonu. Evet Şimdi hocam. son olarak bu bölgedeki Orta Toroslar'daki yerimizdeki alanımızdaki kanyonlara bir bakalım. Bana göre bunlar da çok değerli jeolojik veriler oluşturuyor. En önemli kanyonlardan birisi Hadim'in doğusundaki Sayboğazı Kanyonu. Yaklaşık doğu okları koydum ki rahat izleyesiniz diye. Yaklaşık doğu batı yönünde çok az kıvrımlar yaparak ilerleyen bir kanyon aniden Hadim'e yaklaşırken güneye doğru bir seyir izler. Tipik bir kanyon özelliğini gösterir. Dar yerleri, en dar yeri 5 metreye kadar düşer. Biraz sonra göstereceğim. Burada biraz önce hani mağaralardan bahsetmiştim ya, Yer Köprü Şelalesi'nin olduğu yer. İşte biraz sonra oraya da geleceğiz. Yer Köprü Şelalesi gibi muhteşemdi diyelim bir şelaleyi içerir. Bu kanyon duvarlarının eğimleri yer yer 90 dereceden biraz fazla, bakın burada gördüğünüz gibi, veya daha az olabilen 80-85 derece olabilen duvarlara sahip, geniş alanları fazla olmayan, dar alanları en fazla işte 4-5 metre olan, hatta bazı yerlerde kireç taşı oyulmamış karşı tarafa bir köprü gibi şekil uyan taşıyan altından geçtiğiniz ve içinde Göksu Nehri'nin aktığı çok önemli bir kanyon. İşte bu kanyonun genel manzarası. İçerisinde bazı mağaralar da var. Tabi buralara ulaşmak mümkün değil. Daha üstünde de Miyosen var. Onlara hiç burada yani bu aşınma yüzeylerine falan girmeyeceğim. Belki sorarsanız cevap verebilirim. İşte kanyondan size çeşitli görüntüler. Şimdi bu kanyon bu haliyle burada duruyor. Sayın arkadaşlar, hiçbir değerlendirme yapılmamış veya yapamamışız. Korkarım bir yolla biri burayı milli park ilan eder veya doğa koruma alanı ilan eder. O da bir avantajdır belki ama neden buralar jeosit olmasın? Elimizi çabuk tutmamız lazım. İşte o şelaleye geldik şimdi. Gerçekten dramatik bir olay anlatacağım sizlere. Belki gideniniz vardır, biliyordur. Gerçekten çok muhteşem bir şelale. Tamamen travertenler oluşan, travertenlerden akıyor. Mağarası da şurada zaten. Şu kesimde olan bir şelale. İşte görünüşü bu. Kara su akıyor ve bu şelaleden dökülüyor. Nereye? Göksu Nehri'ne. Göksu Nehri'ne dahil olan. Kara su da onun kollarından birisi. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara arkadaşlar. Ama şimdi hazır olun yeni hali. İşte yeni hali bu. Ne yazık ki rekreasyon düşüncesiyle bu mağaranın üstüne ağrış makinalarıyla, hatta dinamitler de patlatmışlar. Bana öyle söylediler ama ben görmedim. Böyle piknik alanları, çocukların kayması için kaydıraklar, işte marketler vesaireler yapıp güzelim mağaranın üstü şu anda kapanmıştı. Gerçekten insan, ben şu anda biraz da sinirleniyorum. Yani cümlelerimde seçmeye gayret ediyorum. İnsan ne diyeceğini bilmiyor. Ama burada bizlerin de sahip çıkması lazım zamanında. El atmamız lazım. Bazı bu işlerle uğraşan arkadaşlar bana diyor ki bunu yerel yönetimler yapacak. Ya siz yerel yönetimlere bırakırsanız daha çok beklersiniz ve bu manzaralarla karşılaşırsınız. Yerel yönetimleri harekete geçirecek olan bizler olmamız lazım. Bizler teşvik etmemiz lazım. Onlara buranın önemini, jeolojik açıdan önemli olduğunu bizlerin söylemesi lazım. Ondan sonra işte bu manzaralarla maalesef karşılaşacağız. Daha iyi anlayabilmeniz için işte eski hali ve yeni halini yan yana koydum.
gerçekten biraz rahatsız edici bir şelale durumuna gelmiş. Şimdi kuzeyde Bozkırlı'da Mavi Boğaz Kanyonu var. Burası Apa Gölü, Akören burada. Ben bu bölgede Ağdan, Kuşça ve Akören'de kesitler ölçtüm, çalıştım. Buradaki kanyonu, şu okla gösterdiğim kanyonu, Mavi Boğaz Kanyonu, Bozkır'ın kuzeyinde şöyle kıvrılır ve Balıklava'ya doğru devam eder. Sula yönüne de bağlantı var bunun. Hakikaten şu kesimlerde ben gözlemledim. Çok vahşi bir kanyon manzarası gösteriyor. Ancak her yerde böyle değil. Bazı yerlerinde kanyon vadi şeklinde. Buraları çok iyi incelemiş yerler. Özellikle Uğur Bey, Uğur Doğan ve Ali Koçyiğit hocamız 2018'de burayla ilgili gerçekten çok güzel bir makale oluşturmuşlar. Tavsiye ederim. Okuyun. İşte kanyondan çeşitli görüntüler size. Bazı yerlerde açıklıklar var. 100 metreye kadar ulaşabiliyor. En dar yeri 10 metreye kadar ulaşabiliyor. Yamaçları 90 dereceden fazla. Dik yamaçları olan yerler var. Üstünde de miyosen örtüleri var. Adeta tıraşlamış bunu. Onlara girmek istemiyorum ama dayanamadım söyledim. Böyle bir yapı. Şimdi güneye geldiğimiz zaman güneyde de 2-3 tane kanyon var. Bunlardan bir tanesi Manavgat'ın en kuzeybatı ucunda Ahmetler Kanyonu. İşte şu kanyon. Maalesef oklar ve noktalar bazı yerlerde kaçmış teknik arızadan dolayı tahmin ediyorum. İşte yaklaşık 35-40 kilometreye yakın uzunluk gösteren, uzunların yanından da içinde de kapuz derisi akıyor, Akdeniz'e ulaşan bir kanyon. Tipik bir kanyon. Oldukça dar kesimleri var. İşte kanyonun arazi fotoğrafı, böyle kıvrımlı, oldukça dar olan kesimlere sahip, dik duvarlara sahip. Burada da yine miyosen var, üstünde, en üstünde tıraşlamış bir şekilde. Dik yarlara sahip olan ve bu özelliğini, bu Ahmetler Kanyonu, diğer gösterdiğim kanyonlar gibi değil, hemen hemen her yerde koruyor. Yani bizim bunu değerlendirmememiz için elimizde hiçbir sebep yok arkadaşlar. Elimizi çabuk tutup bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Diğer bir kanyon, aslında kanyon vadi tipinde, Alanya şurada. Sapadere Kanyonu, bakın şuradan şöyle uzanan, Sedire'lere geçiyor içinden ve denize kadar ulaşıyor. Bazı yerlerde kanyon, bazı yerlerde ise kanyon vadi şeklinde Dimçayı var. Dimçayı da aynı şekilde Alanya'nın güneyinden geçiyor. O da aynı özellikleri gösteriyor. Artık orayı göstermeyeceğim. Vaktinizi almamak için. Böyle bir kanyon daha Alanya'nın diyorsun. Bu kanyonun duvarları genelde veya yamaçları çok dik değil. Ama dar olan kesimleri var. Yani kanyonu andıran. Fakat geniş olan kesimleri var. Fakat bu kanyonun en önemli özelliği farklı kod farklarından dolayı İçinde akan Sedire çayı kaskatlar oluşturuyor ve gözeler oluşturuyor. Turistler geliyorlar, sıcak günlerde burada suya bile giriyorlar. Doğa harikası bir yer. Burada işte yerel işletme bunu vermiş, böyle bir tahtadan bir yürüme yolu yapmışlar. İnsanlar giriyor, biraz dolaşıyor, bakıyor, ondan sonra geliyor burada denize giriyor. Fakat bizim bunu tescil etmemiz lazım. Önemli kanyonlardan birisi. Aslında bilinmeyen başka yerler de var. Bunları ben araziyi gözlerdim. Mesela gün doğmuşta inandık mevkiinde. Gerçekten kanyon benzeri kırıklar gözlenebiliyor. Ama bunların incelenmesi lazım. Ne kadar devam süreklilikleri, ne kadar bakılması lazım ve haritalanması lazım. Ben onu yapamadım. Sadece gözlemledim. Şimdi diğer sonuncu kanyon arkadaşlar. Literatürde de çok yer alan. Herkesin de hemen hemen bildiği Alara Çayı. Alara Çayı'nın oluşturduğu vadi ve kanyon vadi. İşte oklarla gösterdiğim doğu batı yönünde kabaca devam eden, sonra güneye dönen Alara Han'dan denize dökülen bir Alara Çayı. Bunun efsanevi tabii özellikleri de var. Bu yöre halkı bu Alara Çayı'na çok önem veriyor. Bu Alara Havzası'na çok önem veriyor. Çünkü bu Alara Havzası aynı zamanda bir sürü yan kollarıyla, akaçlamasıyla, Geyik dağlarından gelen suların akaçlamasıyla da bütün bu bölgenin
can damarı, su can damarı, hidrojeolojik özelliklerini veren bir bölge. Bu da bir uçan su şelalesi var. Şimdi oraya geleceğiz. İşte Alara Çayı bazı yerlerde geniş, bir tarafı dik, bir tarafı daha az eğimli. Veya her iki yamacı da dik olan kesimleri var. Ve buradaki uçan su şelalesi. Bu dünya şelalesi bir şelale. Bir büyük bir obruğu var. Bunun benzerini ben Kuzeydoğu Fransa'da Vaucluse diye bir yer var. Kent var. Hidrojeoloji kitaplarında da geçer o. Terminolojik olarak Vaucluse terminolojisi kullanılır. Olağanüstü benziyor ona. Ancak oradan çok büyük ayrıcalıklar gösteriyor. Çünkü Vaucluse'deki çıktıktan sonra yatay bir şekilde devam eder. Bir dere vardır. Hatta onun önüne bir eski kağıt fabrikası, ilk kağıt fabrikası Avrupa'da kurmuşlar. Ufak bir fabrikamsı bir yer. Fakat burada çok farklı. 70-80 metre yükseklikten sular düşüyor ve dünya harikası bir görüntü sağlıyor. Alara Çayı da işte burada. Diğer bir görünüş. Kireç taşlarındaki kırıklığı yapıyor. Lütfen dikkat ediniz. İşte Alara Çayı'nın ana gövdesi. Tabii yazın bu su azalıyor. Çok su gelmesine rağmen yazın bu su azalıyor. Hatta bazı zamanlar kuruduğunu bana söylediler. İçine mağaraya girenler bile var. Böylesine bir mağara. Peki jeolojik anlamda bunlar hangi birimlerde dağılıyor bu kanyonlar? Onları bir özetleyelim. İşte Saybazu Kanyonu Adim'in oradaki Bolkar Dağı Birliği'nde. Alara Çayı ve Sarpdere buradakiler ve Ahmetler Kanyonu yani güneyde olanlar hepsi Alanya Birliği içerisinde, Alanya Metamorfikleri içerisinde. Mavi Boğaz Kanyonu ise Geyik Dağı Birliği ve Bozkurt Birliği içerisinde. Şimdi peki bu kanyonlar nasıl oluştu? Biraz ona birlikte bir kafa yormakta yarar var. Bununla ilgili ilk çalışma Ergun Akay ve Şükrü Uysal arkadaşlarımız tarafından, MTA'lı arkadaşlarımız tarafından 1988 yılında Türkçe ve İngilizce yazmışlar. Orta Tolstoy'un Post-Eksantik'te. Bu makaleye lütfen dikkat çekmek istiyorum. Nedenini biraz sonra anlatacağım. Şimdi Şükrü Uysallar bu makalesinde şöyle diyorlar. Bugüne kadar Toroslar'da her çalışan kişi veya kurum çalıştığı bölgeyle ilgili fayları, fayların niteliklerini hatta yaşlarına varana kadar söylemiş olmalarına rağmen Orta Torosların post-eosen tektoniğine ilişkin bir çalışma yoktur diyorlar. O bölgede çok ayrıntılı çalıştıkları için bütün faylarını tanımlıyorlar ve en sonunda yorum olarak şunu söylüyorlar. Bakın burası çok önemli. Tortonyen'de diyorlar. Üst Tortonyen'de pardon yani Miyosen'in sonunda doğru. Üst Tortonyen'de bir yükselme fazı geçirmişti bu bölge diyorlar. Toroslar, Orta Toroslar yükselmiştir. Ancak bu fazın ardından sakin bir dönem sürmüş ta ki geç Pliyosen zamanına kadar. İşte o sırada doğu ve batı yönü bir sıkışma etkisi altında kalmıştı diyorlar. Yani burada iki noktaya temas ediyorlar o yayınları. Bu verilerinde tamamen çalıştıkları tektonik verilere göre söylüyorlar. Yani üst Tortonyen fazı arada üst Pliyosen'e kadar herhangi bir fazla etkinlik yok. Ve üst Pliyosen'de tekrar var. Şimdi bundan sonra burada çalışmalar yapılmış. Mesela Schildingen ve diğerleri başka çalışmalar da var. Ben bir iki tanesini sizlere göstereceğim. Ne yazık ki bu Ergun Akay'ın ve Şükrü Uysal'ın çalışmalarını hiç değinme yapmamışlar. Halbuki ilk önce onlar söylemişler. Fakat bunların da hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten özellikle Göksu Nehri'ndeki fluvial taraşaları incelemişler. Farklı yükseltilerdeki bu fluvial taraşalarındaki kozmojenik çekirdek analizi yapmışlar. Nehir profillerini ortaya çıkartmışlar. Ve yaptıkları başka analizlerle de şöyle diyorlar. 8 milyon sene önce yani Tortonyen zamanında Orta Torosların yükselmesi yılda maksimum 0.10'da 2 milimetre iken bu geç Pliyosen'de 0.7 milimetredir. Yani neredeyse onun 3 katından fazla. Yükselme payı olarak da Tortonyen'de, geç Tortonyen'de 0.8 yaklaşık kilometre yükselirken Pliyosen'de, yani kovaternere de artık girecek, Pliyosen'de de tabii ki 1.2 kilometre yükselme. Yani bu bölgede iki farklı tektonik olay
bölgenin de tektoniğini etkilemiş gibi gözüküyor bu veriler. Yine aynı ekibin 2014'te yaptığı bir yayın. Bugün bizim anlattığımız yer, birinci olan burası, Swat One dedikleri yer, işte burası. Yine jeofizik metotları bu sefer kullanmışlar. Çok başarılı bir şekilde. Başka analiz yöntemlerini, eski çalışmalarındaki yöntemleri de yararlanarak alttaki grafı ortaya koymuşlar. Yani 8 milyon yıl, 7 milyondan yıldan itibaren yükselmeleri koymuşlar ve bugünkü kısmı getirmişler. Yine bunlar da aynı şekilde üst Ortodontiyen ve geç Pliyosen, erken Pliyososen yaşında yükselmelerin olduğunu varsayıyorlar. Bu yükselmeleri de çoğunuzun bildiği gibi Toroslara, Helenik trendinin Torosların altına dalması ve bu topografyadaki deformasyona meydan getirdiğini söylüyor. Örneğin geç Miyosen'de bu orta torosların kalınlaşması geç Pliyosen ve erken Pliyosen'de ise çok daha fazla olmuştur. Arada da Klike baseni var, Cyprus var ve Kapadokya'yı da tabii onlar Türkiye'nin büyük bir bölümünü inceledikleri için. Yani orta torosların topografik olarak şekillenmesinin ve aynı zamanda diğer karstik yapıların gelişmesinde de bu iki faktörün çok önemli olduğunu vurgulamak için tekrar böyle sizler için böyle bir şey hazırladım. Yani arada bir plato dönemi var. Orada da hareketler devam ediyor ama pikleri çok yüksek değil. Elde edilen neticelere göre bu siyah ve kırmızı ile gösterdiğim bu zamanlardaki yükselmeler zaman zaman büyük bir olasılıkla meydana gelen plato dönemindeki subsidanslar da olabilir, buna eklenebilir. Ve bunlar bölgenin tektoniğini etkilemiş. İşte bunlar bana göre bu bölgedeki kanyonların açılmasına neden olan hareketlerdir. Topografyanın yükselmesi, alçalması veya yükselmesi. Bu arada içerisinden geçen çayların veya nehirlerin bu kanyonları kazıması neticesinde bugünkü biz kanyonları görüyoruz. Büyük olasılıkla bu tektonik olaylar bunları sonuçlamıştır. Peki son olarak ne olabilir? Jeosit potansiyeli nedir bunların? İşte artık bunu birlikte değerlendirmemiz lazım. Ben size stratigrafik, paleontolojik veya fosillerle ilgili, işte mağaralarla, kanyonlarla ilgili verileri sundum. Yani bunu birlikte değerlendirmemiz lazım. Böyle ben hoşlaşmıyorum sonuçlar bölümünde böyle satır satır yazılıyor, okuluyor, hiçbir şey de anlaşılmıyor bana göre. Ancak şunu vurgulamak istiyorum. Eğer bu araziye verilen emekler, büroda verilen emekler, yalnız benim değil, bütün arkadaşlarım için de geçerli bu. Sadece burada kalacaksa, buharlaşıp uçacaksa biz boşuna gayret gösteriyoruz. Ama eğer hakikaten bu jeosit konularında veya jeopark konusu olabilir, bunlarda ciddi adımlar atmak istiyorsak artık bizim bir plan program dahilinde bir yol haritası çizerek, bir araya gelerek, tartışarak yapmamız, bunları gerçekleştirmemiz lazım. Bunlar için de çok disiplinli çalışmalara gerek vardır. Sadece jeolog etmez, mağaracı, jeomorfolog, biyolog, fauna ile uğraşanlar, ekolojiyle uğraşanlar, hepsinin devreye girdiği çalışmalar yapılması lazım ve bizim çok zengin jeosit potansiyeline Türkiye'de sahip olduğumu söyleyebilirim. Bakın eğer kabul ederseniz şurada kısacık bir anlatımda bile size ne kadar veri sundum. Sadece orta torosları. Bir an evvel elimizi çabuk tutup bunların makalelerini üretmemiz lazım. Yani Avrupa'da yapılan çalışmalara taradığım zaman inanın jeositler konusunda biz Avrupa'da en dipteyiz, en alttayız. Bugüne kadar kaç tane jeositle ilgili çalışma yapılmış? En yakında Fatih Köroğlu ve bizim Raif Kandemir'in Düzköy'de, Trabzon'da yaptıkları bir çalışma var. Ben de çalıştım orada. Şahin Kaya Kireçtaşları'nda. Gerçekten onların o makalesini okumanızı rica ediyorum. Çok mükemmel bir makale hazırlamışlar. Kendilerini kutluyorum. Ama başka nelerimiz var? Ama biz bunları tanıtmazsak istediğimiz kadar konuşalım. Makaleler üretmemiz lazım. Ondan sonra elimizde malzeme olduktan sonra uluslararası projelere dahil olabiliriz. Adamlar bizi kuru kuru uluslararası projelere dahil etmezler. Yani uluslararası projelerle başlayalım falan deniyor ama bu o kadar kolay olmaz öyle. Ben IGCP projelerinde çalıştım.
Öyle olmadı o iş. Bir takım veriler sunduk, ondan oldu. Şimdi dediğim gibi sonuç olarak jeosit potansiyelini hep beraber kendimiz bir arada değerlendirebiliriz bu konuşmanın sonunda. Şimdi ben sözü Mesut arkadaşıma bırakacağım. Burası Geyik Dağları. Geyik Dağları'ndaki bu koridorlardan muhakkak ki bahsedecek. Ancak ben öncelikle bu çalışmalar sırasında bana yardımcı olan meslektaşlarıma, özellikle Gündoğmuş grubuna, Alanya'daki dostlarıma, Taşkent ve Harbin'deki vatandaşlara ve dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sabırla dinlediğiniz için, bana katlandığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocam, herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle böyle bir semineri organize ettiği için Sedimentoloji Çalışma Grubu'na ayrıca teşekkür etmek isterim. Tabii yıllarca makalelerini, kitaplarını okuduğumuz hocalarımızın bazılarını da ilk defa görüyorum burada işin aslı. Hep makalelerden, literatürden tanıyorduk. Bizi de bu ortam sayesinde hem de hocalarımızı en azından bu vesileyle görmüş olduk. Ben sunumuma hemen geçmek istiyorum hiç vakit kaybetmeden. Çünkü mutlaka hocalarımızın da önemli katkıları olacaktır. Evvela biz bir ekip olarak içerisinde diğer yer bilimci arkadaşlarımızın da olduğu bazı yayınlar yaptık. Birkaçını koymak istedim sadece. Ulusal, uluslararası düzeyde makaleler olsun, bir sempozyum ortamları olsun, hep anlatmaya çalıştık bunları. Tabii biz Toros-Kars kuşağı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama bu çalışmaların yanında geçtiğimiz 2019 yılında da çok önemli bir eser çıktı. Çok hacimli, çok ustaların kaleminden çıkan bir kitap olduğu için ben bunu da burada diğer öğrenci arkadaşlarımız var. Bazı hocalarımız mutlaka haberleri var ama haberi olmayanların da düşüncesiyle ben bu kitabı da bahsetmek istiyorum. Landscapes and Landforms of Turkey çok hacimli ve konunun uzmanları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş. Zannedersem yanlış hatırlamıyorsam 36 ya da 40 başlık altında. Bizim bu sunumumuzdan sonra ilgili bölümlere bu kitaptan da bakılırsa daha detaylı, doyurucu bilgiler elde edilebilir. Tabii biz coğrafyacı olarak ya da coğrafyacıyız ama jeomorfoloji alanında çalışmalarımız, özellikle Kars ve bununla ilişkili diğer jeomorfoloji alt dallarıyla çalışıyoruz. Şimdi ülkemiz kabaca hesaplanırsa, derinlik Kars'ını bir kenara bırakırsak, yüzeyde yüzlek veren karbonatlı kayaç dalımı yaklaşık %40'ını oluşturuyor Türkiye'de. Tabii özellikle Akdeniz ve havzasında karbonatlı kayaçların yoğun olarak gözlemlendiğini biliyoruz. Ülkemizde derinlik karstını da eğer içerisine katarsak, yani karstlaşmaya uygun litolojik birimleri bir hacimsel olarak hesaplarsak, yaklaşık bu %60-%65'e tekabül ettiğini söyler. Yine Lütfü Hoca'yla da yapmış olduğumuz sözlü görüşmelerde o da aynı görüşü destekler. Tabii bugünkü Sacit Hocam'ın da söylediği gibi orta toroslardı aslında düşündüğümüz ama bunu daha dar bir çerçeveye indirelim istedik. Tabii hepimizin bildiği gibi Kırkavak Fayı ve Ecemiş Fayı arasında kalan bölge Necdet Özgül Hoca'nın sınıflaması. Biz bu orta torosları ekip olarak dedik ki bir yüzey karstını çalışalım. Yaklaşık 6-7 yıldır yüzey karstını çalışıyoruz. Muhammed Zeynel Öztürk, Mustafa Utlu, Mehmet Furkan Şener, Mehmet Şener ve benim de içinde olduğum bir ekiple. Tabii bunları biz kütle kütle ele aldık. Her birinin farklı yapıda karbonat içeriği var. Her biri farklı tektonik rejimde gelişmiş. Her birinin farklı dokunaklıkları var. Ve haliyle de üzerinde gelişen karstlaşma da birbirinden çok farklı. Toros-Kars kuşağı zaten sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyada da en fazla dikkat çeken, en fazla çalışılmış, hala çalışılmaya devam eden alanı. Özellikle neritik ve neritik kireç taşlar ya da daha doğrusu neritik karbonatlı birimlerin, pelajik birimlerin
geniş alanlar, yatayda ve düşeyde geniş alanlar kapladığını biliyoruz. Tabii özellikle Geyik Dağı ve yakın çevresinde, yani Akseki, Anamas, otoktonu dediğimiz bu kuşakta özellikle Mesozoik yaşlı birimler, ama Mut Kuzeyi ve özellikle Mut Miyosen Havzası'nda da farklı karakterde kireç taşları karşımıza çıkıyor. Bir kere karstlaşmada kireç taşının karakteri, tabaka kalınlığı, dislokasyonlar o kadar çok değiştiriyor ki karstlaşmanın seyrini ve karakterini. Şimdi birkaç örnekle ve zamanı da etkili kullanmak istiyorum. Diğer hocalarımız da mutlaka konuşmak isteyecektir. Bir kere Geyik Dağı kütlesi 2877 metre olarak Sacit Hocam zannedersem buna yakın bir değer söylemişti. Biz 2877 metre olarak meta, daha doğrusu harita genel müdürlüğünün verisini kabul ettik. Bizim kendi birebir hassas bir ölçümümüz yok zirve yükseltiyle ilgili. Ki 2880 metre olsa da bizim için bir şey değişmiyor, bir şey yok. Ama kütleye genel şeyini veren zirve Geyik Dağı kütlesi. Tabii burası farklı bir açıdan, Eğri Göl'den bakışı. Ve özellikle bir de tabii Toros Kars kuşağı içerisinde çalışanlar ya da bu bölgeyi bilenler, sayısız Akdağ vardır. Yani Kireçdağ özelliğinden dolayı sayısız ülkemiz Akdağ vardır. Ve hepsi de kabaca Kireçtaşı istiflerinden oluşur. Tabii biz burada bazı laboratuvar bir proje kapsamında çalıştığımız için bazı örneklerimiz de oldu. Laboratuvar çalışmalarımız da oldu. Mesela buradaki saflık derecesini söyleyeyim. Geyik Dağı zirve kütlesinde %98-99 oranında kalsiyum karbonat içeriği var. En azından bizim aldığımız, özellikle karstlaşmanın yoğun olarak görüldüğü yerden aldığımız numuneler. Tabii biz buradaki yüzey karstlaşmasının yıllık ayrışma oranını da hesap etmeye çalıştık. Böyle de bir girişimimiz oldu. Milimetrenin binde biri hassasiyetini yüzeydeki deformasyonu ölçen mikro erozyon ölçerler de Geyik Dağı ve diğer kütlelerin seçtiğimiz özel lokalitelerde çalışmalarımız devam etti, ama bazı elimizden gelmeyen nedenlerden dolayı gözlem süremiz kesintiye uğradı. Şimdi ben hızlı geçmek istiyorum. Buraları hep hocamız zaten bölgedeki kireç taşı istiflerinden sıkça bahsetti. Buradaki kuşakta formasyon olarak literatüre geçmiş Permiyen kireç taşları, yine komprehensif seri dediğimiz yüzeydeki kalınlığının 1000 metrenin üzerine çıktığı Jura Kretese neritik kireç taşları, ki bunlar karstlaşma için en önemli birimleri oluşturuyor. Yine Dipsiz Göl, Ofiolitik Melancı ve yine arka taraftaki Jura Kretese kireç taşları. Bir kere karstlaşma için, tabii burada öğrenci arkadaşlarımızdan katıldığını varsayarak, sadece kireç taşının varlığı yetmiyor. Ya da daha doğrusu karstlaşmaya uygun kireç taşı demeyelim. Çünkü jipsler üzerinde de, tuzlar üzerinde de karstlaşma gözüküyor. Biz bunlara para karstik şekiller diyoruz. Diğer bu sülfatlar üzerinde gelişen karstlaşmaya. Yetmiyor. Bunun için iklimsel parametreler de çok önemli. Evvela suyun varlığı önemli. Çünkü karstlaşma dinamini su oluşturuyor. Yani saf bir karbonat istifi, kalın bir karbonat istifi, mümkünse tektonizma ile parçalanmış ve bunların çözücü gücü su. Yine Geyik Dağı'nın yüksek kesimleri yılın büyük bir bölümü karla kaplı olduğu için bu kar suları yavaş yavaş erir ve bu soğuk sular daha fazla karbondioksit bünyelerini aldığı için daha saldırgan bir tutum sergiler kireç taşına ya da karstlaşmaya uygun birimlere. Haliyle de bu bölgede bu kadar fazla karstik şeklin barındırması sebeplerinden birisi de uygun iklim şartlarıdır. Yine yaptığımız çalışmalarda bizim Torosların, Orta Batı ve Orta Toroslarda yaptığımız 1/25.000 ölçekteki paftalardan bunları sayısallaştırdı. Biz 140.000'in üzerinde
Parsik depresyon tespit ettik. Ve bunları şu soru sorulur hep bize. Saydınız mı? Evet saydık. Çünkü biz her bir birimi sayısallaştırıyoruz ve bunlarla da ilgili geoistatistikler analizlerimiz de mevcut. Tabii burada bazı sınıflamalarımız var. Mesela Lütfü Nazik ve Kadir Tuncer Hoca'nın yaptığı sınıflamaya göre Orta Toroslar Kars bölgesi. Tabii Mehmet Ekmekçi hocamızın yaptığı sınıflamalar var. Eroskoy hocamızın yaptığı sınıflamalar var. Ama şu an benim de savunduğum ve detaylı Kars bölgeleri sınıflamasında Toros, Kars kuşağının Orta Toros kısmında kalıyor. İlgilendiğimiz şu anki Geyik Dağı kütlesi ve yakın çevresi. Yine Kars jeomorfolojisi yüzey ve derinlik karstı birbirleriyle bağlantılı fakat çalışma prensibi açısından biraz birbirlerinden farklı. Örneğin mağaraların çalışma sistematiği farklı, yüzey karstının çalışma sistematiği çok farklı. Tabii buralarda çok iyi gelişmiş Lapya ya da Almanca karşılığı Karenlerin sayısız formu mevcut. Bunların kendi içlerinde çok çok sınıflamalar var. Ünlü Karsçı Alfred Böbli'nin 1960 yılında yaptığı en büyük ve en geniş sınıflama ona aittir. İşte bu tarz kireç taşıtlarının çıplak olduklarında serbest lapyalar, biraz üstü örtülüyse yarı örtülmüş, komple örtülmüş ise örtülü lapyalar ve bunlar kendi içlerinde detaylandırılıyor. Bunlara çok sıkmak istemiyorum sizlere. Ama özellikle buradaki bir şekil var. Kars jeomorfolojisine ait önemli bir ünite var. Bu da dolinler. Tabii bu şekillerin bu kadar baskın olması bölgede dolin karstının detaylı incelenmesine bizi sevk etti ki ulusalda ve uluslararası camiada bunlar okunan ve ilgi duyulan çalışmalar oldu. Ülkemizde dairesel, yarı dairesel şekiller olarak özellikle orta kuşakta yer alan kireç taşı arazilerinde. Ama bunlar tropiklerde yıldız şeklini alan, kokpit ismini veriyorlar Jamaika dilinde özellikle buna. Yıldız şeklini alan formlarda almışlığı vardır. Peki 25 bin ölçekli bir topografya haritasını aldığımız zaman bunları nasıl tanıyacağız? Eğer burası karbonatlı bir alansa bu çukurlukların soru işareti bırakacağız. Dolin ya da tabii ki arazi çalışmalarında zenginleştirmesi muhakkak önemli. Çünkü burası bir volkanik saha ve bu gösterilen bazı mağar çukuru ya da volkanik kökenli çukur olabilir. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Böyle bir gösterim var. Tabii biz her bir şekli bu şekilde işaretledik. Şu an yaptığımız çalışmalarla bunu biraz daha ileriye götürdük. İnsan sava araçlarıyla daha detaylı, daha hassas ölçümler yapıyoruz. Ve bunların kuzey ile yaptıkları açı, tektonik ile ilişkilerini ortaya koymaya çalıştık. Tabii bu şekillerin uzun eksenleri, kısa eksenleri, alanları, çevre uzunluğunun hepsi, bu tespit ettiğimiz 140 bin üzerindeki şekillerin hepsini yaptık. Ama bazı indisler de uygulamamız gerekti. Örneğin bu şekillerin dairesellik indisi nasıl değişiyor? Uzun eksen, kısa eksene bölünmesiyle uzama oranları nasıl değişiyor? Bunlar düzenli mi, rastgele mi dağılıyor, kümeli mi ve neden? Bu soruların cevaplarını aramaya çalıştık. Walton ve Fox'un 2003 yılında yayınlamış olduğu en genel geçer uluslararası literatürde kabul görmüş sınıflama, dolinlerdeki sınıflama bu 6 sınıflamadır. Bunun Uğur Doğan hocamız 2004 yılında da Türkçe çevirisini güzel bir şekilde derlemesini ve Türkiye'den örneklerle yapmıştır. Çözülme dolinleri, çökme dolinleri, örtülmüş dolin, örtü kaz çökme dolini, örtü çökme dolini, örtü substans dolini gibi sınıflamalar ayrılıyor. Ve bu Kars jeomorfolojisinde özellikle şimdi obruklar, bizim İç Anadolu ve diğer bölgelerimizde görülen özellikle obruklarımız aslında bu dolin tipinin herhangi birine tekabül ediyor. Mesela örtü kayası çökme dolini olabilir. Ya da örtü çökme dolini tipine girebilir. Ya da örtü substans dolini tipine de girebilir. Yani obruk üst çatı ama obruğun içerisinde bunun hangisi? Yani bunları zaten az sonra örneklerde de göstereceğim. Şimdi az önce şurada 12 numarayla
Mut'un kuzeyi ya da Silifke'nin kuzeyindeki Mut-Miyosen Havzası'ndaki kireç taşlarındaki karşılaşmaya bir dikkat çekmek istiyorum. Mesela buradaki kireç taşları ile Geyik Dağı kütlesindeki kireç taşlarının karakterleri, yaşları, porozite değerleri, septik dereceleri birbirinden çok başka. Buradaki özellikle dolinler yatay mesafeleri de genişlerken derine doğru genişleyemiyor. Çünkü kil arabantları, marm arabantları olduğu için karşılaşmayı bir yerde duraklatıyor. Haliyle de karşılaşma derine doğru değil, yana doğru genişliyor. Ve tabanında bir örtü birikimi söz konusu oluyor ve bu da sınırlı alanlarda tarım arazileri için kullanılıyor. Ama 9 numaraya dikkat ederseniz, ki burası az önce hep Kornu'nun özünü oluşturan Geyik Dağı kütlesi ve yakın çevresi, buradaki dolinlerin morfolojilerinin az önceki şu gösterdiğimden çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bir kere kireç taşının karakteri, kimyası, tabakalanması, tektonik yapısı birbirinden çok farklı. Ve haliyle de dikkat edin, sol üst köşte kilometre kareye 145 dolinin düştüğünü, yani kilometre kareye düştüğünü yoğunluğu, maksimum yoğunluktur bu arada bu. Yine Çimi Yaylası mevkiinden bir görüntü. Az önceki bahsetmiş olduğum dolinlere benzer fakat bunlar çözülme dolinleri. O altı tipteki dolinler. Bunlar çökme dolinleri. Bu çökme dolinleri fosil karakterde, yani oluşumları çok daha önce olmuş. Çünkü artık dikliklerini kaybetmişlerdir. Çözülme dolinleri gibi tatlı bir yamaçları yoktur. Daha dik bir yamaç söz konusudur. O yüzden Sacit Hocam'ın da göstermiş olduğu birkaç tane çökme dolini tipi vardı aslında. Burası çok orijinal bir yerdir. Bu dipsiz göl, ofiolitik karmaşığının olduğu bir yerdir. Mesela ağda görülen tip karakterde bir çökme dolinidir. Büyük çukur çökme dolini. B'deki dipsiz göl ve sülüklü göl örtü kayası çökme dolinidir. Yani buradaki ofiolit karmaşığı kireç taşı üzerine yapmış olduğu bindirmeden dolayı bir örtü kayası oluşturuyor. Alttaki kireç taşının çözülmesiyle üstteki ofiolitik tavan taşıyamayacak dereceye geliyor, çöküyor ve ofiolitin kimyasından kaynaklı ve oluşturduğu geçirimsizliğinden kaynaklı da göller meydana geliyor. Yine bunlar toprak düzenleri ismini verdiğimiz farklı karakterdeki dolin tipleri. Mesela bu bizim sıkça Karapınar civarında hep haberlerde duyduğumuz, hala gündemde, sosyal medyada çok fazla dönen obruklara en güzel örnek. Ama burası 2500 metrede. Yani sadece bu şekillerin oluşumunda yeraltı su tablasının hızlı çekilmesi söz konusu değil. Uygun ortam, jeomorfolojik ve jeolojik şartlar oluştuğu zaman ova tabanında değil, dağların yüksek zirvelerinde de, ki bu yaz gidemediğimiz için belki burası tamamen, şurada koparma yarasını görüyorsunuz, daha da büyümüş olma olasılığı çok yüksek. Yine uvalalardan bahsetmişti Sacit Hocam bir slaytında. Uvalalar polyeler kadar büyük olmayan ama dolinlerden de büyük olan orta grup, compound dolin ismini verilen bir ara formdur. Bu kars jeomorfolojisinin literatürü hep Dinar Alplerine dayanır. Çünkü meşhur Şofan Sivik Sırbistan asıllı bir karsçıdır ve terminolojiyi oturtan kişidir ve hala o kullanılır bütün dünya literatüründe. Mesela A'da görmüş olduğumuz tektona karstik bir birim. Burası meşhur güzel su koridorudur. B'deki Fluvio karstik, askıda kalmış bir paleo vadidir burası. C'de de glasyo karstik bir uvala tipini görmektesiniz ki buzullar tarafından topografya tıraşlanmış ve burası hemen Alacabel geçidini geçerken solunuzda kalır. Konya'dan Antalya'ya giderken tabii. Birkaç tane dikkat çekmek istediğim nokta var.
bu bir tip karakterde bir poli. Mavi ile okla gösterdiğimiz yer geçici bir gölü vardır. Beyaz ok bir düdeni ve karslaşmayla modifikasyonu, yani burası tektonik bir hatta tekabül eder ama karslaşmayla da modifikasyona uğradığını gösteren kumlar var. Panoramik bir görünümü ve polye tabanı 4 kilometre karedir. Mesela Geyik Dağları'na zannedildiğini çok daha eskidir mercek tutan. Mesela Herbert Lewis 1956 yılındaki bu bölgedeki bazı polyeleri çalışmıştır. Kendisi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde de görev yapmış. Alman asıllı bir yer bilimcidir. Yine Çimi Polyesi ki çok orijinal bir yerdir. Yine buradaki buzullaşmalar da detaylı olarak çalışılmıştır. Burada bir Sandur Düzlüsü Akseki Polyesi'ni görebilirsiniz ki polyeler bu tip karstik arazilerdeki dağ içi ovalarını oluşturduğu için son derece kıymetli alanlardır. Çünkü ancak tarımın yapılabildiği ve yerleşme uygun alanları oluşturduğu için polyelerin tarım için seçilen ilaçlardan tutun da yer altına atılacak olan ya da çöp depolamalarına alanlarına kadar çok sistemli bir şekilde kontrollü yapılması gerektiği için özel alanlardır. Yine Torosların hemen her yerinde karşılaştığımız paleo vadi sistemleri. Yükselim hızının ilk bölgeye kurulan akarsuların dağların yüksek zirve kesimlerinde askıda kalıyor. Flüvyal süreç artık işlemeyince yerini karstik süreçler devralıyor. Ve bu şekilde eski akarsu vadilerinin tabanlarında tesbih taneleri gibi dizilmiş dolinleri, çözünme dolinlerini sıkça görürsünüz. Yine vadiler içerisinde görülüyor. Yine düdenler çok önemli bir jeomorfolojik birimi oluşturur. Buzun jeomorfolojisine gelince bunu değinmek zorundayım burada çünkü Kars'la çok ilişkilidir. Esen Arpat ve Necdet Özgür Hoca'nın bölgedeki yaptığı buzul jeomorfolojisine değindiği ilk çalışmadır. Fakat buradaki buzul jeomorfolojisine bazı üniteler o günün belki de şartlarından kaynaklı kaya buzulları şeklinde yorumlanmıştır. Bunlar aslında hamokimoren olduğunu artık biliyoruz. Sonrasında yine bölgeyle ilgili oradaki morenlerin sedimantolojik çalışmalarını yine en sistemli yapan ekip Atilla Çiner ve hocam Atilla Çiner hocamız ve ekibi tarafından yapılmıştır. Yine bölgenin günümüzde uğradığı buzullaşmanın artık tarihi de biliniyor. Yine Atilla Çiner hocanın ekibiyle yapmış olduğu kozmojenik mutlak yaş tayinleri de mevcuttur. Yine Geyik Dağı ve sirklerinin dağılışını görmektesiniz. Çoğu sirk kuzey sektörlüdür. Ki Alplerden bence hiçbir fark yok. Geyik Dağları'nın bence çok daha güzel, çok daha güzel sirk örnekleri var. Sadece aktüel buzulumuz yok, o kadar. Yine hamokimorinleri görüyorsunuz. Sandur Düzlüğü'nü alüvyal bir yelpaze formuna benzese de buzulların eridiği dönemdeki bir sedimantolojik bir birim diyelim. Ama bizi burada ilgilendiren, bizim en azından bizim ekibimizi ilgilendiren buradaki yoğun dolin karstını buradaki buzul sedimanlarının örtmesi ve yeni bir dolin tipini ortaya çıkarması. Bu da gömülmüş ya da örtülmüş dolin ismini veriyoruz. Şuradaki dolinlerin içerisinde dikkat edecek olursanız yayla evlerinin, kamyonların içerisine ve arı kovanlarının konduğunu görürsünüz. Aslında büyük oluşumlar. Yani bunları ölçek olarak düşünürsek bu dolinleri kuaterner, morenler tarafından örtülmüş ve hatta burada da başları gözükmekte. Yine Geyik Dağı kütlesindeki dolin yoğunluğu 145 kilometre kare, 145 adet maksimuma kadar çıkmakta. Yine bunların dairesel indisleri dairevi formlarını koruduklarını ama Geyik Dağı kütlesi ve bu bölge tektonik olarak çok karmaşık.
biz bir tektonikçi değiliz. Ama ancak karşılaşmayla ilişkisini açıklayacak kadar bir tektonik bilgimiz var. Hocalarım burada tektonikçi hocalarımızın affına sığınarak şöyle bir genel kaide vardır Kars'ta. Eğer tektonik aktivite yoksa bölgede sığ böyle bir yüzey karşılaşması meydana gelir. Ama tektonik deformasyonla çok iyi bir yüzey karşılaşması ve çok iyi bir derinlik karşılaşması oluşuyor. Ve karstik şekillerin dağılışı, deseni, paterni, oryantasyonu hepsi tektonizmayla bağlantılı oluyor. Ki bu Geyik Dağı buna en güzel örneklerden bir tanesidir. Yine Toroslar'daki üstte görmüş olduğumuz pembe alanlar yoğun doling karstının görüldüğü. Alttaki de fay, daha doğrusu tektonik hat yoğunluğunu gösteren harita. Birbirlerinin çok uyduğunu görüyoruz. Ve bunların uzama oranları, uzun eksenin kısa eksene bölünmesiyle bunların değerin birden uzaklaşması, bunların dairevi formdan uzaklaşıp artık sündüğünü, uzadığını gösteriyor ki en kırmızı olan yerler, yani sünen, uzayan diyelim biz bunlara, şekiller hep tektonik hatlarla kesiştiğini görmekteyiz. Yine tektonik hatlar boyunca gelişen uvalaları, burası da güzel su koridoru. Bunların yönelimlerinin birbirlerine çok bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ama bu şekiller oluştukları kireç taşı arazisinin yaşına, karakterine göre de yönelimleri değişebiliyor. Mesela burasını özellikle göstermek istedim. Burası Geyik Dağları'nda değil. Aslında Sacit Hocam bunu Google Earth'te ok üzerinde göstermişti. Burası Belkuyu Çökme Dolini. Çapı bunun 350 metre, derinliği 110 metre kadardır. Çarşamba çayının yatağına gömülmesi ve taban suyun düşmesiyle oluşmuş. Cavern Collapse Dolin şeklinde de literatüre geçen, burası değil tabii ki, genel literatürdeki ismi. Yani mağara çökme dolinleri diye de karşımıza çok çıkar bunlar uluslararası literatürde. Katkı belirtmek istiyorum. Muhammed Zeynel Öztürk, Mustafa Utlu, Mehmet Furkan Şener, Mehmet Şener, Murat Poyraz hocalarıma teşekkür ederim. Çünkü bu çalışmalar benim değil, ekibimizin çalışmaları. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi sıkmadan süreyi de etkili kullanmışımdır. Teşekkür ederim.